Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak için Çorum'a geldi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Çorum'da yatırım bedeli 365 milyon lira olan 31 tesisin açılış ve temel atma töreni Bakan Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Veysel Eroğlu açılış ve temel atma töreninde önce Çorum Valiliğini ziyaret etti. Bakan Eroğlu valilik binası önünde düzenlenen törenle karşılandı. Bakan Eroğlu valiliği ziyareti sırasında Çorum Valisi Ahmet Kara ve il yöneticileriyle bir süre görüştü. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu valiliği ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyerek bakanlığının Çorum'daki yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Çorum'a her gelişimizde yatırım heybemiz dolu geliyoruz diyen Eroğlu, bugün de 365 milyon liralık 31 tesisin açılış ve temel atmasını gerçekleştireceklerini söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Çorum'daki yatırımları için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. 31 tesisin açılış ve temel atma töreni Bakan Veysel Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Mimar Sinan Mahallesi Sen Pazarı içinde düzenlenen törene partililer ve vatandaşlar katıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Lütfü Akça, Çorum'a yapılacak yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Akça, 31 tesisin yatırım bedelinin 365 milyon lira olduğunu belirtti. Bizleri ekran başında dinleyen, Bayat'tan, İskilip'ten, Uğurludağ'dan ve Osmancık'tan hemşehrilerimize de buradan selam ve saygılar sunuyor. Bugün burada açılışını ve temel atma merasimini yapacağımız 31 adet tesisin Çorum'a ve Çorumlulara hayırlı olmasını diliyorum. Bu 31 tesisin toplam değeri, toplam maliyeti 365 milyon TL'dir. Sadece bu tesislerin Çorum'a bir günde 1 milyon lira yani 1 trilyon lira devlet yatırımı demek olduğunda burada ifade etmek istiyorum. Her gün sadece bu yatırımlarla Çorum'a 1 trilyon lira devlet yatırımı gelmektedir. Sayın Bakanım, Çorum gerçekten bu tesislerle gerek sulama alanında, içme suyu temininde, taşkın korumada adeta altın devrini yaşamaktadır. Fakat bir hususu da ifade etmek isterim. Çorum gerçekten devlet yatırımları açısından devletten alacaklı olan bir ilimiz olarak gözüküyor. Sadece bizim alanımıza bakacak olursak 2002 yılına kadar Çorum'a yapılmış 3 tane baraj ve 13 tane gölet var. Tımarlı sulaması aslında iki kademeli olarak planlanmış bir proje. Çankırı kısmı yıllar önce yapılmış, işletilmiş, boruları, kanalları eskimiş. Bugün Çorum kısmına yani Bayat, Uğurlu'da, İskilip kısmına temelini atacağımız tesislerle buraların da yenilemesini, rehabilitasyonunu yapıyoruz. Yani Çorum bu yatırımlar açısından ne kadar geriye kalmış olduğunda bu örnek bariz bir şekilde gösteriyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu da konuşmasında AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımları değerlendirerek geçmiş hükümetleri eleştirdi. Bu kadar kaynağı nereden buldunuz diye soranlara hortumları kestik diye cevap verdiklerini söyleyen Eroğlu, biz milletten aldığımızı millete hizmet olarak sunuyoruz dedi. Bundan 10-12 yıl önce ya bir zaman gelecek Türkiye G20 içine girecek ve G20 zirvesine dönem başkanlığı yapacak denseydi kimse inanmazdı. İşte bu sene dünyanın en büyük organizasyonu olan G20 zirvesine yani 20 büyük ülkenin dönem başkanlığına Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ben Çorum için büyük destek veren zamanda başbakanken ve gerçekten Çorum'u seven Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan şükranlarımı arz etmeyi bir vazife, vicdan vazife biliyorum. Dost, çok destek verdim. Ne? Çorum için ne zaman ödenek istemişsem müvekkillerim biliyor, o ödenekleri verdi. Şimdi Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na şükranlarımı arz ediyorum.
Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Tabii valimize, çok takipçi milletvekillerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Çorum'un evladı, müsteşarım, aynı zamanda Ünal Teknik Üniversitesi'nde eski mesai arkadaşım Profesör Doktor Lütfi Akçay'a teşekkür ediyorum. Buyurun hep beraber, hep beraber buyurun. Hayırlı olsun Ürmüz inşallah. Allah hayırlı eylesin inşallah. Bereketli olsun. Sizlere sıhhat afiyete bereketli vesile olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.